Hastanın hikayesine dikkat etmektir. Değil mi? Sadece biyolojisiyle değil, hikayesiyle de ilgilenmeli. Çünkü onun bir takım beklentileri, bir takım yanlış inançları, bir takım bariyerleri olabilir. O verdiğin tedavi ya da tanıyı kabul etmemesine yol açacak şekilde. Ben de hastaların hikayelerine dikkat etmeye çalışan birisiyim. Biliyorsunuz 8 tanesini hikayesini kitap olarak okudunuz. Tanışma sebebimiz bu. Daha da fazlası varmış. Şimdi Bodrum'dayım. Bir süredir hikaye anlatıcılığı ile ilgileniyorum ve uluslararası bir grubun içindeyim. İki kez online Zoom'dan hikaye anlatıcılığı yapmıştık. Bu yıl gelmek istediler. Türkiye'de yüz yüze buluşalım, bir hikaye anlatıcılığı yapalım dediler ve 8'inde geçen hafta Pazartesi Bodrum Deniz Müzesi'nde buluştuk ve hikayelerimizi anlattık. Craig Amerika'dan geldi, Kaliforniya'dan. Yelena Belgrad'dan geldi, Sırbistan'dan ve geri kalan bizler Türktük. O bitti. Sonrasında Bodrum'un içinde değilim, uzakta, gidip gelmesi de zor. Birkaç provaya da gidince ben artık gösteriden sonra yapılanlara çok katılmamak kararı aldım. Zaten vedalaşmıştık, vakit geçirmiştik. Fakat Craig aradı. Dedi ki herkes gitti ve benim bir günüm daha var. Ve Bodrum çok gürültülü ve çok sıcak. Bana bir şey yap. Beni buradan kurtar. Dedim ki tamam, nedir planın? Kaleyi gezeceğim, Sualtı Müzesi'ni gezeceğim ve bu bir iki saat içinde biter, sabahtı. Sonrasında burada kalamam, boğuluyorum dedi. Tamam dedim, gelip alacağım seni. Giderken aklıma şu geldi. Burada Turgut Reis'te bir hastam var. Denizli'den tanıdığım birisinin abisi. KOAH nedeniyle izliyordum. Sonra Akciğer filminde bir nodül görüldü dediler. Baktım, dedim ki bu iyi huyluya benzemiyor. Hemen tetkikleri yaptık. Biyopsi aldırdık. Ameliyat ettirdik 7 ay önce. Akciğer kanseri erken dönem. Ve 7 ay önce ameliyat oldu. Turgut Reis olduğunu biliyorum. Ve balıkçılık eskiden yaptığını da biliyorum. Benim hikayemde balıkçı ağı kullanmıştım. Ondan almaya gitmiştim. Hikayede böyle bir adı, çünkü Tanrıça ve balıkçı hikayemin adı. Bir yerde ağ onarma sahnesi var. Ve hastamda bulunacağını düşündüm. O da tabii dedi. Evi de biliyorum. Birden ne yaparım, ilginç, hani Bodrum'un sıcağından ve gürültüsünden bunalmış birisine daha anlamlı ne sağlayabilirim diye düşündüm ve hemen hastamı aradım. Dedim ki balıkçı hikayeleri, işte o ortam, güzel bir bahçe satmamışlar, siteye dönüştürmemişler, her tür meyve var, işte çilek var mesela, orada eliyle çilek toplasa, ağaçtan incir koparıp yese bir Amerikalı dosta güzel olur diye düşündüm. Tabii ki gelin dedi ve bazen bir attığın adım iyi niyetle iyi olur, iyi gelir diye düşündüğüm bambaşka bir yere taşıyor. Hikayesine önem verdiğim, kendimce tanıdığımı düşündüğüm bu balıkçı bir sanatçı çıktı. Craig bir üniversitede resim öğretmeni. Tanıştırırken dedim Amerika'dan konuğumuz böyle böyle bir iş yapıyor. Birdenbire içeriye koştu, bir atölyesi vardı ve gelin gelin dedi, ben de heykel yapıyorum. Nasıl yani? Gittik, böyle bir torbadan döktü ahşap bir şeyler. Nedir bu diye baktık, dedi ki bunları epeydir yapmıyorum, şimdi tamir etmeye getirdim. Kiminin işte geyiğin boynuzu koptu, ineğin kulağı koptu, onları yapıştıracağım, yapacağım, bazıları yarım. Arkadaşlar kargıları böyle çardağın üstüne vesaireye koymak ya da işte bahçede çit yapmak için etraftan köklediği kargıları kökledikten sonra köklerine bakıyor. Bir şeye benzetiyor.
benzettiği tarafını alıyor, geri kalanını atıyor. O benzettiği tarafını benzettiği şeye yontuyor. Craig dedi ki, Michelangelo da taşa bunu yapıyordu. Bir taşa bakıyor ki o çok ünlü bir sözdür biliyorsunuz. Onun içindeki heykeli ben ortaya çıkarıyorum. Benim yaptığım sadece bu der. Ve bunu bambu kökleriyle yapan kimseyi duymamıştım. Sonra bir tanesini Craig bu nedir diye sordu. Orman tanrısı dedi. Ben çeviri yapıyorum. Niye orman tanrısı? İşte baktım bu ona benziyordu. Hakikaten böyle şey kaslar yapmış. Şöyle tuhaf çıkıntılar var. Elleri öyle bıraktım. Sonuçta tanrının insana benzemesine gerek yok falan böyle. Bir şey çıktı. Artist çıktı ve yani çok büyük olasılıkla o deha okumasına engel, fark edilmemiş. Bana dedi bir tanesini seç. Orada bir zürafa bana çok güzel bakıyordu. Bakın şurası kargının boynu. Görünüyor mu acaba? Şöyle göstereyim. Nasıl güzel bakıyor ve gülüyor, fark ettiniz mi? Şu kulaklar böyle dikdörtgen şeklindeydi. Dedi kulakları daha bitmedi bunun. Bugün gittim aldım, böyle bir şeye de oturtmuş. Kuahlı, işte uzun yıllar sigara içmiş, sağlığına dikkat etmeyen, akciğer kanseri tanısı konmuş bir hasta. Öyküsüne dikkat etmeye çalışıyorsun vesaire. Ama daha fazlası var o öykünün. Ve gerçekten hala inanamıyorum. Alıyorum, alıyorum. Belki denize gelirsiniz, odama koyarım. Yani şurayı okşamanın öyle bir duygusu var ki iyileştiriyor insanı. İnanılır gibi bir şey değil. İşte bu da benim hikayem.